Mayalar bugünkü Meksika topraklarında yaşamışlardır. Bölgenin tek halkı değildir. Ama bazılarınca Orta Amerika'daki ilk gerçek kent olarak nitelenen Teotihuacan, Türkçe adıyla Tanrılar Kenti, Mayalarla bağlantılı biçimde değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak yine de parlak bir kültüre sahip bu kentin kurucuları tam kesinlikle söylenemiyor. Buna karşılık bölgedeki diğer kentler ve kendisinden sonra gelen uygarlıklar üzerindeki etkisi iyi biliniyor. Tüylü yılan kültü ve yağmur tanrı inancı buradan Orta Amerika'ya yayılmıştır. Güneş tanrıya sistemli insan kurban etmek ve dünyanın sonunu bununla bağdaştırmak da bu kentten türemiş görünmektedir. Maya uygarlığıyla bağlantılı olabileceği için Teotihuacan ve Kuykulyo kentlerine bakmak gerekir. Kuykulyo kentinin yükselişi milattan sonra 1. yüzyılda yanardağ patlamasıyla sona erer. Teotihuacan tek büyük güç olarak kalır. Teotihuacan'ın yükselişi ve devlete dönüşmesinde sulu tarımın büyük rolü vardır. Teotihuacan'ın ulaştığı büyüklüğü anlamak açısından kentteki yüksekliği 70 metreyi bulan Güneş Piramidine de bakılabilir. Örgütlenmenin ulaştığı seviyeyi ve toplumsal artı aktarımının çapını gösteren bir başka gösterge, kent yöneticilerinin milattan sonra 300 yılı civarında 300 yıl sürecek bir kent yenileme projesi başlatmaları ve milattan sonra 600 yılına gelindiğinde 20 kilometrelik kent alanının 18 kilometre karelik bölümünün yenilenmesidir. Kentte bir tacirler sınıfının olduğunu, bunların devlete ait yapım evlerinde işlenen obsidyen araçları sattıkları sanılıyor. Teotihuacan'da çömlekçilik de çok gelişmiştir. Teotihuacan milattan sonra 700 yılından sonra hızla çöker. Nüfusu 30 bin veya 40 bine iner. Ancak izleri sürer. Öyle ki Maya başkenti Tikal'deki hanedan soyunu bu kente dayandırır. Orta Amerika'da ortaya çıkartılan pek çok kent vardır. Ama bu kentleri belli halklarla ilişkilendirmek güçtür. Mayalar kadar Zapotekler ve Tolteklerin de bu bölgede yaşadığı biliniyor. Mayalar Nahua dili konuşuyorlardı ki bu aynı zamanda Teotihuacan kentinde konuşulan dildi. Ancak Mayalarla aynı dili konuşan halkların milattan önce 1500 yılından itibaren Orta Amerika'da yaşadıkları bilinse de Mayaların atalarına dair bilgiler sınırlıdır. Bilinen Maya kabilelerinin milattan önce 1000 ve milattan önce 800 gibi yıllarda toprağa yerleşerek tarım yapılan köyler kurduklarıdır. Bunlar ilk olarak orman açarak tarım yaparlar, mısır üretirler. Mısır tarımı yapılan tarlaların verimi düşünce bu kabileler yeni bir yere giderler ve yeni bir yeri tarıma açarlar. Oranın verimi düşünce de başka bir yere giderler. Dolayısıyla yarı göçebe tarım yaparlar. Nasıl ki buğdayın ya da pirincin nitelikleri eski dünyada kurulan uygarlıklar üzerinde etkide bulunmuşsa, yeni dünyada tarım yapılan mısırın etkisi olmuştur. Mısır üretimiyle Mayalar yerleşik hayata milattan önce 1000 ile milattan önce 800 yılları civarında geçmişlerdir. Kentleşme, devletleşme ve yazı kullanmaysa bazı kaynaklara göre milattan önce 300 yılında, bazılarına göre ise milattan önce 100 yılında başlamıştır. Uzun havlulu kent mimarisi Maya kenti Tikal'de milattan önce 100 yılında kullanılır. Bu aynı zamanda yazının geniş kapsamlı ve sistemli olarak kullanıldığı dönemdir. Ayrıca anıtsal yapılar da inşa edilir. Bu dönemde yoğun tarım için bataklıklar kurutulur. Ormanlar tarıma açılır. Bunların sonucunda üretilen toplumsal artının katlandığını, köylerin kentlere, şefliğin devlete dönüştüğünü
ve katmanlı bir toplumun ortaya çıktığını varsayabiliriz. Mayaların uygarlığa geçişiyle birlikte M.Ö. 300 yılından itibaren çeşitli kentler ortaya çıkmıştır. Bunların önde gelenleri Cerros, Nohmul, El Mirador ve başkent Tikal'dir. Bu kentler erken dönem Maya uygarlığını yansıtırlar. Ülkelerinin fiziksel özellikleri nedeniyle Mayalar kentlerine su sağlamak için özel yöntemler geliştirmek zorunda kalırlar. Bunlardan en yaygını olan sarnıçlara Tikal'de bolca rastlanır. Tikal'de akarsu yoktur ama yağmur mevsimi uzun olduğu için su sarnıçlarda toplanıp dağıtılır. Cerros ve Nohmul kentleri milattan sonra 3. yüzyıldan sonra terk edilmeye başlanırken aynı bölgede Tikal kenti yükselmeye başlamıştır ki bu kent sonradan Mayaların başkenti olacaktır. Tikal'in erken dönem uygarlığı milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda gerilemeye başlar. Bunda karakol kentine yenilmenin payı olduğu sanılmaktadır. Ancak Tikal 8. yüzyıl başında toparlanır ve klasik dönem Maya kültürünün büyük sarayları ve tapınakları inşa edilir. Bu döneme ait kentlere bakarak 3 özelliği belirtmek gerekir. Bunlar kentlerin dinsel niteliği, top oyunu ve insan kurban etmedir. Maya uygarlığında din adamlarının yönetimi ağır basmaktadır. Bununla ilişkili olarak da kentler daha çok dini işlevleriyle ve yapılarıyla öne çıkarlar. Ancak son dönemlerde Maya uygarlığının askeri yönlerine de değinenler çıkmaktadır. Mayalar dahil olmak üzere Orta Amerika'nın erken dönemine, klasik ve daha sonraki dönemlerine ölümüne oynanan bir top oyunu damga vurur. Oyunun en önemli özelliği ise kaybeden takımın oyuncularının tanrılara kurban edilmesidir. Takımlardan biri soylulardan, öteki ise oyuna zorlanan savaş tutsaklarından oluştuğundan kazanan aslında baştan bellidir. Halk da bu oyunları teraslardan izler. Bu oyun kozmolojik hareketlerin bir yansımasıdır. Doğru oynanırsa tanrıların öfkelerinin yatıştırıldığı düşünülür. Top oyunu Orta Amerika'daki insan kurban etme geleneğinin bir yan ürünüdür. Çünkü sadece oyundan sonra değil, başka törenlerde de insan kurban edilir ve bunların sayısı daha çoktur. Altıncı ve yedinci yüzyıllarda gerileyen Tikal'in 8. ve 9. yüzyıllarda yeniden canlanması, daha ihtişamlı tapınak ve sarayların yapılması klasik Maya uygarlığının başlangıcı sayılır. Bunu 10. ve 15. yüzyıllar arasındaki klasik sonrası dönem izler. Klasik dönemin başlıca kalıntıları Tikal'dedir. Klasik döneme giriş mimari yapılara bakılarak temellendirilir. Maya klasik kültürünün bir başka önemli merkezi Copan kentidir. Burada güneş ve ayın hareketleri gözlenerek oyma sayı karakterleriyle yılın ve ayların kaydı 632 yılından itibaren tutulmaya başlanır. Mayalar bu yöndeki bilgilerini biriktirerek ileride dünyanın en gelişmiş güneş takvimini geliştirirler. Gelişmiş bir güneş takvimi bulan Mayalar ayrıca sayılara da oldukça hakimdirler. Eski dünyanın birçok uygarlığında sıfır değeri bilinmezken Mayalar sıfırı kullanmaktadır. Mayaların sayılara ve yazıya olan ilgisini
astronomik bilgi birikimini dinsel inançlarla ilişkilendirmek mümkündür. Yeni dünya uygarlıklarının geri olarak değerlendirilmesinde yazıyı kullanmamaları önemlidir. Hatta bazıları yazıyı uygarlığın olmazsa olmazı saydıklarından, onlara göre yeni dünya uygarlıklarından bile bahsedemeyiz. Mayalar bir yazı sistemine sahip tek yeni dünya toplumudur. Maya kentlerinde basamaklı piramitler vardır. Bunlar klasik öncesi dönemden itibaren dikiliyorlardı. Bunlar önceleri küçük ve süssüz yapılardı. Sonraları taş kabartmalarla ve sıva kabartmalarla donatıldılar. Boyutları da büyüdü. Zamanımıza kalan en büyük piramitler klasik öncesi dönemdendir. Ayrıca Mayaların resim sanatı da gelişmiştir. Tapınak duvarları resimlerle kaplıdır. Piramit duvarlarını geometrik desenlerle süslemişlerdir. Mayalar dünyanın dev bir kaplumbağanın sırtında durduğuna inanırlar. Mayalar uygarlık seviyesine ulaşmıştır. Yani toplumsal planda bir eşitsizlik söz konusudur. Çalışan çalıştıran, yöneten yönetilen ayrımı vardır. Katmanlar arasındaki ayrım keskindir. Seçkin olmayanların arasında da önemli eşitsizlikler vardır. Kent halkıyla çevredeki köylerde yaşayanlar farklı statüdedir. Seçkinlerse egemen hanedan üyelerinin yanı sıra yüksek kamu yöneticiliği yapan Ahau denen soylulardan oluşur. Bunun yanında yerel yöneticiliğe atanan Sahal denen soylular ve kır seçkinleri de vardır. Emekçiler söz konusu olduğunda ise üç kesim öne çıkar. Bunlar zanaatçılar ve tacirler, nitelikli işçiler ve niteliksiz emekçilerdir. Ekonomisi tarıma dayanan Mayaların dinsel ideolojisi güçlüdür. Tarımla ilgili doğal güçler insan biçimli aşkın öznelere dönüşmüşlerdir. Yağmur tanrısı buna örnek verilebilir. Bunun yanında tüylü yılan gibi hayvan ya da kartal insan gibi hayvan insan karışımı tanrılar da vardı. Ayrıca Güneş, Ay ve Venüs Mayaların en önem verdikleri tanrıları oldular. Maya tanrıları arasında intihar tanrısı gibi garip olanları da vardır. Mayalara göre baş tanrı İtzamna yiyecek veren, tıbbın koruyucusu olan, yazıyı bulan tanrıdır. Mayalarda bir kimsenin kendi kanını akıtması, tanrıları besleyerek hoşnut etmenin en etki yolu olarak görülmektedir. Başkent Tikal, klasik dönem sonunda yani 9. yüzyılda 50 bin nüfusuyla çok büyük bir kenttir. Ancak bu dönemden sonra nüfusu azalır. Ancak çöküşün bir bütün halinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü kentlerin çoğu gerilerken El Tajin gibi bazıları da bu dönemde yükselmişlerdir. Bunların düşüşü daha geç bir tarihtedir. Çöküşe ilişkin olarak veba gibi salgın hastalıkları vurgulayanlar olduğu gibi kuraklığa, istilaya ve devrime de vurgu yapanlar vardır. Ancak tüm bunlar doyurucu değildir.